Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında ek çizimler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne anlatacağız size? Yükseklik ve kenar orta dikme merkezi ile alakalı çizilebilen ek çizimlerden bahsedeceğiz. Evet kitabımızda da sayfa numarası 22 ve 23'ü çözeceğiz. Daha doğrusu işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Yükseklikle ilgili ek çizime geçmeden önce öncelikle yüksekliğin tanımını yapalım. Yükseklik dediğimiz şey bir üçgenin bir köşesinden karşı kenara çizilen dikmedir. Yani işte burada da yazıyor zaten. Üçgenin o kenara ait yüksekliği adı veriliyor işte buna. Ve hatta üçgenin 3 üç yüksekliği de tek bir noktada kesiyor. Bu kestiği noktaya da biz ne diyoruz? Diklik merkezi adını veriyoruz. Evet yükseklerin kesim noktası işte tam olarak burasıdır. Burası da diklik merkezidir. Şimdi dikkat edin. Ben bu yüksekliklerin kesim noktasını bir iki tanesinden de elde edebiliyor muyum? Evet. Bak dikkat et. Şu ve şundan elde edebiliyorum. O yüzden şunu da söyleyebiliriz aslında. İki tane yüksekliğin kesim noktası diklik merkezini oluşturur diyebiliriz. E burası diklik merkezi ise bir üçüncü köşeden gelen hop, o diklik merkezinden geçiyorsa o da ne olmak zorundadır? Yükseklik olmak zorundadır diye söyleyebiliriz. Ya da şunu da söyleyebiliriz. Bir üçgende şöyle bir üçgen verildi mesela bize. Şöyle bir üçgen verildi. Adam dedi ki Burası diklik merkezi. Biz geometride bir şey diyorsak genelde tersi de doğru oluyor. Hani yüksekliklerin kesim noktası diklik merkezidir diyoruz ya, tam tersi diklik merkezinden geçen doğrular yüksekliktir diyebiliriz. Mesela bu diklik merkezinden geçiyorsa bu yüksekliktir. Bu da yüksekliktir. Bu da yüksekliktir denilebilir. Yani söylediğimiz şeyin tersi de doğru oluyor arkadaşlar. Peki diklik merkeziyle alakalı aynı zamanda biz şu anda şey istiyoruz. Özel nokta istiyoruz. Yükseklerin kesim noktası olan nokta yani diklik merkezi dediğimiz nokta işliyoruz. Peki hocam diklik merkezi her zaman üçgenin içinde mi? Değil. Dar açılı üçgende üçgenin içinde oluyor. Tamam mı? Diklik merkezi üçgenin içinde oluyor. Dar açılı üçgende bak. Yükseklik böyle, yükseklik böyle, yükseklik böyle düşüyor. Çünkü bu darsa bak şurası dar, burası darsa hocam çizdiğimiz dik tam olarak buraya düşmek zorunda. Peki geniş açılı üçgende nasıl oluyor? Bak dikkat et bizim üçgenimiz burasıysa ABC üçgeni şunu taralamadan taralamadan değil karalamadan göremezsin fark edemezsin şimdi şuradan bir yükseklik çizsen mesela bu hocam bu köşeden bir yükseklik çizsen buraya gelmez geniş açılı üçgende yükseklik dışarı düşer dikkat yani şu kenara ait çizilen yüksekliktir bu öbürü de bu kenara ait yükseklik de buraya düşmez geniş açılıya burası hop dışarı düşer E hocam bu yükseklikleri bırak içinde kesmeyi kesmiyor gibi görüyorsun Evet A köşesinden B köşesinden ve C köşesinden çizilen yükseklik. Bak devamı nerede kesiyor işte. Burada kesiyor. Burası da üçgenin dışında bir yerde oluyor. Geniş açılı üçgende de diklik merkezi neredeymiş arkadaşlar? Üçgenin dışında. Dışında. Yalnız geniş açılı üçgende diklik merkezini kullanırken şu üçgeni belirle. Buradan yükseklik, buradan yükseklik, buradan yükseklik çiz. Kesişimleri şurada olduğunu bu şekilde göster. Yani bu üçgeni belirtmezsen böyle içini karalamazsan diklik merkezinde nerede olduğunu fark edemezsin dikkat et. Peki bir de dik dik üçgende bakalım. Dik üçgende çok basit zaten. Hocam A köşesinden çizilen yükseklik zaten bu değil midir? Dik üçgen ya şu kenara ait yükseklik. Zaten burasıdır. C köşesinden çizilen yükseklik de burasıdır. E, B köşesinden çizilen yükseklik de burası değil midir? Evet. Bak 3 tane yükseklikler de kesiyor. B köşesinde kesiyor. Yani dik açılı üçgenlerde diklik merkezi nerede? Üçgenin üzerinde oluyor. Hatta neresinde oluyor? Tam 90'ın olduğu köşede oluyor arkadaşlar. 90 derecenin olduğu köşe diklik merkezi oluyor arkadaşlar. Demek ki 3 durum söz konusu. 1 dar açılı üçgende kesinlikle üçgen içinde, 2 geniş açılı üçgende üçgenin dışında, 3 üç, dik açılı üçgende de ne oluyor? Kendin dikmeleri çizerek de görebilirsin zaten. 90 derecenin olduğu köşe diklik merkezi oluyor. Yani üçgenin üzerinde oluyor. Diklik merkezi. Evet şimdi sorularına bakalım. Burada ABC üçgen D noktası diklik merkezi demiş. Bak diklik merkezini ben burada kullanacağım. Bu diklik merkezi demek ne demek? Diklik merkezinden geçen hocam bu diklik merkezinden geçiyorsa 90 derecedir. Bu diklik merkezinden geçiyorsa 90 derecedir. Hani garibim buraya kadar gelmiş uzattım. Bu da buraya kadar gelmiş uzattım. Bir üçüncüyü de çizebiliriz ama yani soruyu çözemezsek evet çizebiliriz. Yani diklik merkezi verilmişse o diklik merkezinden geçireceksin. E buraya kadar gelmiş. Gelmişleri uzattık biz burada. Yani buradan geçen yükseklik olacak. Buradan geçen de yükseklik olacak. Bunları gösterdik. Çünkü biraz önce konuyu anlatırken de dedik. Yükseklerin kesim noktası diklik merkezidir ya da tam tersi diklik merkezinden geçen yüksekliktir de diye söyleyebiliriz. Peki. E, 90-10. Yani şurada bir dik üçgen çıktı. Burada kaçıyı ben bulabilirim? Hocam burası kaç yapıyor? Şu iki açının toplamı 90 olacak ya. O zaman burası 80 olur. Ters açıdan 80 olur burası da. 80, 90 ise y'yi kaç buluruz? 10 buluruz. X'i bulurken ne yapacağız arkadaşım? İstersen şuradaki üçgenden bakabilirsin. Bu açı kaç derece? 60. 60, 90 ise x de kaç olur? 30 derece. Olur. Dolayısıyla x eksi y isteniyor benden. X'i 30 buldum. Y'yi 10 buldum. Çıkarttığım zaman da cevap 20 çıkar arkadaşım. Evet örnek 51'i 20 bulduk. Geldik örnek 52. ABC üçgen A noktası ABC üçgenin diklik merkezidir. Bak A noktası ABC üçgenin diklik merkezi. Yani bir üçgenin diklik merkezi üçgenin üzerindeyse o zaman bu bir dik üçgendir. Hatta dik olan köşe neresidir? Tam diklik merkezi olan köşedir. Bitti. Burası. Yani ABC üçgeninde sen buradan C köşesinden gelen doğru. Yani bu doğru buradan geçiyorsa dik olacak. Bu doğru da buradan geçiyorsa dik olacak deyip kendin de ispatını yapabilirsin zaten. Evet buradaki açı 90 dereceyi bulduk. Sonra şu açılar birbirine eşit verilmiş. Yani ben bunlara bir alfa alfa diyeyim. E hocam burada ne var? Şu üçgende. iki açı var. Yan yana. Dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açıya eşittir. Alfa ile 90'ın toplamı burası yapar. Alfa artı 90 eşittir. Alfa artı x mi olur? Evet. Alfalar naray oldu. X'i de böylelikle kaç bulduk? 90 derece olarak buluruz arkadaşlar üçgenin üzerinde olduğu zaman da 90 derecenin olduğu köşenin dik olduğunu aklımıza tutalım. Tutamazsak da zaten C köşesinden gelip dağdan geçen B köşesinden gelip dağdan geçen dik olduğu için burası 90 derece diyebiliriz arkadaşlar. Ve böylelikle diklik merkezi ile ilgili kısmı bitirdik. Geldik kenar orta dikmeye. Evet, Başkomutan Atatürk biliyorsunuz geometri kitabı var. Ne güzel isimler yazmış. Hep isimlerinden belli zaten. Kenar orta dikme. Adı üstünde. Kenarı ortadan dik ayıran doğruya biz ne diyoruz? Kenar orta dikme doğrusu adını veriyoruz. İşte burada da yazmış zaten. Bir üçgenin kenarlarına orta orta noktalarında dik olan doğrulara üçgenin nesi diyoruz? Ben üşendim yazmaya. Kenar orta dikme doğrusu adını veriyoruz ya da kenar orta dikmeleri adı verilir. Üçgenin kenar orta dikmeleri adı verilir üçgen şu. ABC üçgeni BC kenarına ait tam ortadan dik çizdiğimiz doğruya işte BC'nin kenar orta dikme doğrusu adını veriyoruz. Bu bir tanesi bu. Peki hocam ben AB'ye de bir kenar orta dikmesi çizsem böyle tam ortadan dik olacak şekilde. Ondan sonra hocam AC'ye de çizsem bunlar bir noktada kesişir mi? Evet arkadaşlar kesişir. Hatta aşağıda şurada bir nokta var işte bak. Şunun kenar orta dikmesi bu. Bunun kenar orta dikmesi bu. Bunun kenar orta dikmesi bu. İşte bunların kestiği yere kenar orta dikme merkezi adını veriyoruz. İşte burada da yazıyor. Bir üçgende kenar orta dikmeler bir noktada kesişir. Bu noktaya üçgenin kenar orta dikme merkezi adı veriliyor arkadaşlar. Başka bir adı daha var. O da çevrel çemberin merkezi. Şimdi onu da göstereceğim. Bak şimdi. Şurası kenar orta dikme, kenar orta dikme, kenar orta dikme hepsi bir noktada kesiyor. Ve burası kenar orta dikme merkezi olarak geçiyor arkadaşım. Hocam niye biz buna çevrel çemberin merkezi adını veriyoruz? Dikkat. Arkadaş dik tabanı keş parçaya bölmüş. Ne geldi aklımıza? İkiz kenar. Aklımıza gelen başımıza gelsin. Hop şöyle, hop şöyle. İkiz kenar geldiği için hocam şunlar birbirine eşit oldu. Hocam burada da dik tabanı keş parçaya bölmüş. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Hop ikiz kenar oluşturduk. A sabit bir noktadan eşit uzunluktaki noktalar, İşte bu noktalardan bir çember geçmez mi? Çemberin tanımı zaten ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. İşte ne oldu? Burada bu m, merkez olacak şekilde bir çember çizebilir mi? Bu üç noktaya ait çizilebilir. İşte o yüzden burası aynı zamanda ne oldu arkadaşlar? Kenar orta dikme merkezi aynı zamanda ABC üçgeninin tam çevresinden geçen Yani çevre çemberin merkezi olmadı mı? Çevre çember olmadı mı? Burası daha doğrusu evet. Bu çevrel çemberin merkezi de tam burası. Kenar orta dikme merkezi aynı zamanda. İşte gördüğünüz üzere o noktası hem çevrel çemberin merkezi hem de kenar orta dikme merkezidir arkadaşlar. Hatta bu kenar orta dikme merkezi ya da çevrel çemberin merkezi 3 farklı durumda olabilir. Bu durumdan burada bahsetmedik. Çünkü daha çemberi işlemedik. Ama ben burada sana bahsedeyim istersen. Şimdi burada da kenar orta dikme merkezi ya da çevrel çemberin merkezi 3 farklı durumda olabilir. Bir, Dar açılı üçgende. Dar açılı da içinde oluyor arkadaşlar. İçinde. Tamam mı? Dik açılı da ne oluyor? Yani dik dik üçgende ne oluyor arkadaşlar? Dik üçgende tam üzerinde oluyor. Üzerinde dediğimiz ne oluyor? Bak şimdi dikkat et dikkat et dikkat et. Bir dik üçgende çevrel çemberini çizdiğim zaman çapı gören çevre açı 90 derece ya. İşte bunun çapı bu olmak zorunda. O yüzden burada hipotenüs üzerinde olmuş oluyor burası. Hatta bak burası eşit, burası eşit. Bunu da çizdiğimiz zaman bak burası da eşit. Muhteşem üçlüden dolayı gördüğünüz üzere burası da eşit olmuş oluyor. Bir de nerede oluyor? Geniş açılı üçgende. Geniş açılı daha üçgenin dışında oluyor arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim istersen de. Çemberi bilmeden biraz zor olacak bu. Şimdi çapı gören çevre açı 90 derece. O mantıktan da geliyor. Hocam 90 derece şöyle hani bu geniş açıysa 90 derecelik açı burası yapıyor. 90 derecelik açı burası yaptığı için şöyle çizdiğimiz zaman çap burası olacak. E burası 180 derece ya. E 180'den açtığı zaman bak burası da geniş açılı olmuş oluyor. Gerçekten de üçgenimiz bu. Geniş açılı üçgende bak üçgenin dışında oluyor. Hatta tam geniş açının karşısındaki e, kenarın dışında olmuş oluyor arkadaşlar. Bu haberiniz olsun. Tamam? Temel mantığı da bu. Ama bunun üzerinde burada durmayacağız. Çember konusunu işledikten sonra gelip bir daha bakabilirsiniz buna. Tamam. Kenar orta dikme merkezi aynı zamanda çevrel çemberin merkezi olarak bilin. Bir. Bir de dar açılı üçgende üçgenin içinde. Dik açılı üçgende üçgenin üzerinde olduğunu bilin. Çünkü zaten çizdiğiniz zaman sen de fark edersin. Çapı gören çevre açı 90 dereceden. Geniş açıldığı da dışında olduğunu böyle bir üstlük körü bilmenizi de tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet bu, burada da şey yazmışız. Kenar orta dikmenin bulunduğu yerlerde İkizkenar üçgen oluşturulabilir. İşte İkizkenar üçgen oluşturulduğu zaman çevrel çemberin merkezi de karşımıza çıkıyor. Hadi bakalım şimdi soruya. Burada ne demiş? ABC bir üçgen B açı ortay demiş. Bir de bu 35 derece verilmiş. E de BC kenar orta dikme doğrusu olduğuna göre. BC'nin. Arkadaşlar BC'nin kenar orta dikme doğrusu şu olduğuna göre diyor. Hocam bu ortadan dik ayıracak. Yani ortadan dik ayıran doğru bu. Hem 90 derece olacak. Belki 90 derece de vermeyebilirdik. Hem ortadan dik olacak. Hem orta nokta hem de 90 derece olacak. A hocam şu. Zaten her zaman ne diyoruz? Yükseklik gördüğümüz zaman yüksekliğe ayrı bir gözle bak diyoruz. Bu hem yükseklik hem de kenar ortay olduğu için nasıl bir üçgendir bu? İkiz kenar üçgendir. Bitti. 35 ise burası da 35 yapar. E hocam açı ortay verildiği için burası da 35. Sonra şu açı 35. Bu açı 70 e, açılara bakalım o zaman arkadaşlar 35 70 daha 105 yani 105 artı x de eşittir 180 olduğundan iç açılar toplamı e, x'i de böylelikle kaç derece buluruz 75 derece olarak buluruz yani örnek 53'ü 75 bulduk geldik örnek 54'e ABC üçgen ED de bc'nin o kenar orta dikmesi demiş bak şu kenar orta dikmesi dediyse eğer hocam ortadan dik olarak bayracak evet hemen bunu yazdık Sonra alakasız yerde bir eşitlik var. Ama ben ne yapıyorum hep yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorum. Hocam yükseklik aynı zamanda kenar ortay olduğu için aklına ne geldi? Aklımıza ikiz kenar geldi. Hemen ikiz kenar oluşturmayız. Ki bir ek çizim olduğu belli. Alakasız yerde bir eşitlik var. E, dik tabanı keş parçaya böldüğü için yüksekliğin kollarına şöyle bir ikiz kenar oluşturabiliriz. Oluşturduk. Oluşturduktan sonra hocam bu ikiz kenar üçgeni hop eşitliği yazdık. A önceden da şimdi bunlar yan yana geldi. Yani şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Burada ne oldu? Şunlar ikizkenar olduğu için 40sa buradaki kaç da 40 yapar. E hocam dayanamam. Şu üçgende iki iç açı bir dış açı. Burası 80. Bu açının dış açısı 80 derece oldu burası. Şurada ikizkenar olduğu için burası da 80. 80 80 160'tan buraya kaç 20 derece kaldı. Ve benden bu açı isteniyor. Yani x böylelikle kaç buluruz? 60 derece olarak buluruz. Çünkü x tamamı olduğundan dolayı. Örnek 54 60 çıkar ve geldik örnek 55'e. Sözel bir soruyla karşı karşıyayız. Hiç korkmayın. Ne diyorsa aynen şekilde verilen bilgileri kullanarak şeklini bir çizelim. ACB açısı yani C açısı 20 derece olacak şekilde bir üçgen çizelim. C açısı dar açı olacak ya şöyle C açısını küçük tutalım arkadaşlar. Şöyle bir üçgen. Hemen A, B ve C yazdık ve C açısı 20 derece diyor bana. Sonra başka ne diyor? ABC üçgenin AC kenarının orta dikmesi. AC'nin orta dikmesi. AC'yi ortadan dik bölen doğru. Şu doğru arkadaşlar. Bak ortadan dik doğrusu. Hemen dik ve ortadan şu şekilde. Ne diyor? BC kenarını B ve C'den farklı bir E noktasında kesiyormuş. Sonra BE ile AB birbirine eşit vermiş. Şu parçalar birbirine eşit verilmiş. Eyvallah. Bizden ABC açısı. Yani şuradaki açı nedir diye isteniyor. Ne yapacağız şimdi burada? Hocam dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aslında bir önceki çözdüğümüz soruların aynısı. Aklımıza ne gelecek? İkiz kenar hemen yüksekliğin kollarında böyle. Yükseklik bu ya. Hemen yüksekliğin kollarında ikiz kenar aklımıza geldi. Bak şundan dolayı ikiz kenar oluşturmadım. Şu dik tabanı iki eş parçaya böldüğünden dolayı ikiz kenar oluşturdum. E hocam o zaman şu parçayla şu parçaya eşit. O zaman 20 ise burası da 20 yapar. İki iç açı bir dış açı. 20-20-40 oldu burası. İkiz burası da 40 yapar. 40 40 80 ise alfa da kaç yapacaktır? 100 derece yapacaktır. Bizden de ABC açısı isteniyor. Yani cevap 100 derece oldu. Ve geldik örnek 56'ya. F noktası ABC üçgenin çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi aynı zamanda nedir? Kenar orta dikme merkezidir. Yani buradan bu kenara çizilen dik aynı zamanda kenar orta dikmesidir. Kenarı keş parçaya beler. Buradan da buraya çizilen dik, kenar orta dikmesidir. Aynı zamanda burayı da iki eş parçaya böler mi? Böler. E, tamam bunu öğrendik. Bundan sonra ne var? E hocam burada da şöyle de yapabilirdiniz bu arada. Şimdi e, bunu çizmeden de hocam çevrel çemberin merkezi burasıysa hop şöyle. Çemberde en etkili silahımız yarıçap çizmektir deyip de buradan bunu çizdin yarıçap, buradan bunu çizdin yarıçap, bu da yarıçap deyip şunların yarıçaplarının eşitliğini kullanıp soruyu öyle de çözebilirdin. Ya da kenar orta dikme merkezi. Çevrel çemberin merkezi demek ke kenar orta dikme merkezidir. Buradan çizilendik orta dikmedir. Buradan çizilendik orta dikmedir dedik. Şimdi şuraya baktığımız zaman dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklımıza ikiz kenar geldi. Yani şu parça ile şu parça eşit oldu. Hocam burada da dik tabanı iki eş parçaya böldü. Aklımıza ikiz kenar geldi. Hemen şurada yüksekliğin kollarında ikiz kenarı oluşturduk. Bu da eşit oldu. İkiz kenarlar çıktı. 40 40. Kırk. E sonra burada da ikiz kenar var. Burada da ikiz kenar var. Açıları yazalım. Şöyle taban açılarını. aa. Buraya da BB yazalım. Sonra bakıyoruz. Büyük üçgende 2A, 2B ve 2 tane 40 var. Yani 2A artı 2B artı 2 tane 40 da 80. Toplamı 180 olur. 2A artı 2B buradan 100 çıkar. Ve A artı B'yi de böylelikle kaç buluruz? 50 buluruz. E benden ne isteniyor? X açısı. X'e e baksana. X neresi? A artı B değil mi? Evet. X açısı A artı B olduğundan cevap da böylelikle 50 olarak bulunur. Yani örnek 56'yı da böylelikle 50 bulduk mu? Bulduk. Ve böylelikle bu kısmı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Bak burada da ek çizim içinde niye aldınız hocam derseniz burada da ek çizim yapıyoruz arkadaşlar bunlarda. İşte bu diklik merkezinde de olsun. Bak diklik merkezinde şurada da ek çizim yaptık. Böyle yükseklerin kesim noktasını kullandık. Ya da burada kenar orta dikmede de bak böyle bir şey yaptı Kenar orta dikme deyince ikiz kenarlıkla ilgili ek çizim oluyor gerçi ama Böyle ek çizimler yaptık arkadaşlar burada gördüğünüz üzere. O yüzden ek çizimler konusunun içerisinde aldım buradaki noktaları. Ve burada biz böyle özel nokta öğrendik şu anda. İşte çemberin merkezini öğrendik. İşte merkezini öğrendik. çevre çemberin merkezini öğrendik. Ve ilerleyen zamanlarda iç açı ortayda açı orta iç açı ortayların kesim noktasını. Ondan sonra dış açı ortayların kesim noktasını öğreneceğiz. Başka bir de ağırlık merkezini öğreneceğiz. Böylelikle tüm merkezleri de öğrenmiş olacağız. Evet böylelikle ek çizimlerde bu kısmı da bitirmiş bulunuyoruz. Sırada ne var? Sırada katlama var. Evet ek çizimlerin sonu diyebiliriz. Bunu da ek çizimlerin içinde aldım. Niye? Sebebini de bir sonraki videoda anlatacağım zaten. Evet gençler bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.